Öncelikle hepinizi ben şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Aslında bugün iki önemli projemizin gerçekleştiği bir gün. Yani bunlardan bir tanesi özellikle bizim iş dünyasının eğitim merkezi diye tasarladığımız. İşte dünyada örnekleri var. Wilton Park olsun, INSEAD olsun, NEC olsun. Bunlar gibi bir merkezi Türkiye'de hayata geçirdim. Bursa'da hayata geçirdim hedefimiz vardı. O açıdan bugün hem kongre binası, toplantı salonları, derslikleriyle ve konaklama imkanlarıyla bir de tabii yine işin içinde klinik ve sağlık etkinlikleri de olacak burada. Sadece Türkiye'deki iş dünyasına değil inşallah bizim yakın coğrafyadaki başta Körfez, Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere bu coğrafyadaki iş dünyasının uluslararası şirketlerin eğitim merkezi hüviyetinde olacak. Şu an Türkiye'deki ilk 10 üniversitenin 4'üyle anlaşma yaptık. Dünyada da ilk 30'daki 6 üniversiteyle anlaşma yaptık. Bugün tabii ikinci konumuz, biliyorsunuz Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM'i biz vizyon olarak ortaya koyduğumuzda önümüzdeki 50 yılda dünyanın ekonomik gelişiminde uzay ve havacılığın ilk 5 alan içinde yer aldığını ve bu alanda da Bursa'nın mutlaka bir merkez olması gerektiğini inancıyla biliyorsunuz uzay ve havacılık konusunda bir müze ve deneyim merkezi projemiz vardı. Bunu da yine Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla, TÜBİTAK'la onların özellikle içeriklerin oluşmasında yapmış oldukları katkı, bizim fiziki altyapıyla ilgili yapmış olduğumuz yatırım ve Bursa Büyükşehir Belediye'mizin de stratejik işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz GUHEM bugün Bursa'yı ne noktalara getirdi? Bugün bu binada dünyada uzaya çıkmış 70'in üzerinde astronot bulunmakta. Ve bugün inşallah Dünya Astronotlar Kongresi'nin 36.sını yapacağız. Her sene farklı ülkede yaptıkları etkinliği GUHEM'in Bursa'da olması ve uzay havacılık konusunda Bursa'nın bir merkez konumuna doğru yol alması, bu yolculukta tabii dünyanın birçok bölgesinde bu alanda faaliyet gösteren bütün kurumları, şirketleri ve sivil toplum kurumlarını farkındalık olarak ciddi anlamda Bursa'ya ilgi duymalarını sağladı. Burada 4 gün boyunca özellikle burada fiziki olarak bulunan 70'in üzerinde astronot ve aynı zamanda bu birliğin üyesi olan ve dijital platformdan bize katılacak olan, Zoom üzerinden katılacak olan 200'e yakın astronotun da katıldığı bir dizi toplantılar serisi olacak. Çok farklı alanlarda burada bilgi paylaşımları yapacaklar. Çünkü bu kitle her sene bu kongre ve genel kurul vesilesiyle bir araya gelip deneyimlerini paylaşıyorlar. Yani bu anlamda tabii Bursa'nın bu alanda merkez olması sadece ülkemizde değil şu anda yurt dışında da ciddi olarak yakından ilgiyle takip edilmekte. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.